Günaydın herkese, merhabalar. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun, var olun. Yayınımız bir parça böyle bugün kesintili olacak, ince ince. Hayır, yani akış anlamında kesintili olmayacak. Ben fazla hareket etmemeye çalışacağım. Kullandığım cihaz biraz eski bir cihaz çünkü. O nedenle böyle bir şey olacak. Ama merak etmeyin, yayına devam edeceğiz. Bir sıkıntı yok onda. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Hemen başta bir soru. Bir izleyicimiz ısrarla ses çok düşük falan diyor ama ben onun dışında hiç kimseden duymadım böyle bir şey. Ses düzeyinde bir sıkıntı var mı? En azından onu sorayım size. Muhtemeldir ki kendisi sesi açmayı unutuyor. Biraz onun herhalde buna özen göstermesi gerekecek. Ha, tamam, süper. Tahmin etmiştim. Hadi konuşmaya başlayalım. Şimdi bugün Arınç'ın anlatmadıklarını kim anlatacak diye bir başlık attık. Çünkü 2 gündür Türkiye gündemini o kadar meşgul ediyor ki bu konu. Bülent Arınç'ın konuşmaları, daha doğrusu konuşmaları demeyelim de konuşmamaları o kadar meşgul ediyor ki. Çünkü cümleyi belli bir noktaya kadar getirip orada bırakıyor Bülent Arınç. Elbette hepimiz ne demeye çalıştığını anlıyoruz ama bizim anlamamız yeterli değil. Çünkü bahsettiğimiz kişi Türkiye'nin son 14 yılını iktidarda geçirmiş partisinin kurucu ayaklarından bir tanesi. Yıllarca meclis başkanlığı, başbakan yardımcılığı, bakanlıklar yapmış bir kişi. Partinin önemli isimlerinden biri. Yani o döneme ilişkin anlatacağı çok şey olan biri. Yani o döneme ilişkin anlatacak çok şeyi olması gereken biri. Ama anlatmıyor. Oysa konuşmasının içinde sık sık bir takım mesajlar vererek bir yerlere bazı cümlelerle ulaşmaya çalıştığını görüyoruz. Bugün yayına konu olan o başlığı seçerken de buradan hareketle bir çıkış yaptım. Öyle bir laf söyledi ki, çünkü şimdi Bülent Arınç'ın sözlerinin ardından AKP kamuoyu ikiye ayrıldı. Bir grup koşulsuz biat edenler grubu, ki Bülent Arınç'ın açıklamalarına bugün bakacağız, satır aralarına bakacağız. Kendisinin de aslında o gruptan olduğunu anlatacağım size. Yani şu anda bir şey konuşuyor, bir şey anlatıyor gibi görünebilir ama yaptığı o değil. Tam tersine sadece benimle uğraşmayın demeye çalışıyor. Sadece benimle uğraşmaya çalışın. Konuşmanın satır aralarına bakacağız bugün. O yüzden dün söyledim. Hani AKP'de bir yeni bir kavga mı falan. Bu kavga falan değil. Kavga ile alakası yok. Çok kişisel bir şey yaşanıyor. Çok kişisel. Ve bahsedildiği gibi ilkesel falan değil. Bunun ilkeyle hiçbir alakası yok. Bakın, her şeyi bırakalım. Şimdi en başından başlayalım isterseniz. Arınç'ın ilk çıkışında söylediği en çok rahatsızlık veren söz hangisiydi? Dolmabahçe görüşmesi, değil mi? Dolmabahçe görüşmesinden dönemin başbakanı, bugünün Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi vardı. Ben olmadığını zannetmiyorum. Bunun üzerine Dolmabahçe görüşmesinde içeride olan isimler, yani bugün bakanlık yapan isimler, orada oturanlar çok ses çıkartmadılar. Fakat Cumhurbaşkanı'nın üzerinden ilk açıklama geldikten sonra sesler yükselmeye başladı. Çünkü tavır tam anlamıyla sadece Erdoğan'ın tavrı bekleniyordu. Doğruları konuşmak değil burada önemli olan. Cumhurbaşkanı'nın olaya nasıl baktığını görebilmek. O görüldükten sonra, yani Cumhurbaşkanı'nın konuşmaya o zat diyerek 35 senelik dostunu, bu siyasi harekette kendinden çok daha önce yola çıkmış, kendisine de omuz vermiş, hatta kuruluş aşamasında, partisinin kuruluş aşamasında ciddi anlamda katkısı olmuş ve bugünkü yapıya gelinmesinde AKP açısından özel bir değeri, kendi söyleyişiyle özgül ağırlığı olan bir kişiye o zat diye hitap ederek aslında altındaki birinci çevredeki birinci halka içindeki insanları rahatlattı. Bu rahatlığın ardından da insanlar hemen sallamaya başladılar. Troll grubundan bahsetmiyorum. Onların zeka düzeyini tartışırım çünkü. O başka bir şey. Yani onların neyi övdüğünün bir önemi yok. O sadece sinyali aldığı zaman, özür dilerim, o övmeye başlıyor. Koşulsuz şartsız yalakalık bu. O başka bir şey. Benim söylemeye çalıştığım, siyaseten, yani AKP'yi bir siyasi kurum olarak, bir parti olarak bundan sonrasına ilişkin söyleyecekleri olan, anlatacakları olan, bu parti içinde siyaset yapmaya karar vermiş insanların tavırları beni ilgilendiriyor. Buradan gelen tavırlar işte asıl ikiye ayrıldı.
geçmiş dönemde AKP'de siyaset yapmış insanlardan birçoğu, hiç bakmayın ya Kan Bey, o gazeteye bakmayın. Gazete maste değil o. Vallahi değil. Yani bakmayın, zihninize, zekanıza yazık. Kafanız ısınır. Hakikaten hiç gerek yok. Eskiden AKP'de siyaset yapmış, hatta bakanlık düzeyine yükselmiş insanların ard arda söyledikleri, aslında konuşmaların hepsinin fitilini ateşleyen Hüseyin Çelik'in mesela sosyal medya üzerinden, dün söylemiştik, Sadullah Ergin'in sütre gerisinden, korumalı alandan, Orhan Pamuk'un tavrından hiçbir farkı yok bunun. Korumalı alandan, sosyal medyadan retweet ederek, yani o tweet'i bir kez daha dolaşıma sokarak destek atması, Suat Kılıç'ın bir dinleyin, aslında söylediğinin dinlenmesi gerekiyor diyerek, hani tam ortada ne şiş yansın ne kebap protokolü gereği destek atıyormuş gibi görünmesi. Ama asıl olan şey şu: partililer bunun üzerinde tartışmaya başladı mı başlamadı mı? İşte beni işin bu boyutu ilgilendiriyor sadece. Bugün yayına başlık atarken Arınç'ın anlatmadıklarını kim anlatacak derken, aslında onun sözlerinin içindeki bir cümleden hareketle söyledim bunu. Çünkü bizim o kadar dışımızda geliştirilmeye çalışılıyor ki bu konuşma. Halbuki hepimizin hayatını doğrudan etkiliyor. Doğrudan etkiledi. Burada yaşananlar. Yani Sayın Arınç'ın, ben sizlerle birlikte olduğum süre içinde, dikkat buyurun lütfen bu cümleye, ben sizlerle birlikte olduğum süre içinde, öyle dedi ya Sayın Cumhurbaşkanı, o zat benimle birlikte olduğu zaman bunları konuşmadı. Sadece böyle bir birliktelikten bahsediyor. Biz yokuz. Bu milletin içinde, bu toplum içinde siyaset yapılmıyor çünkü o dönemde. Ben sizlerle birlikte olduğum süre içinde nefsime çok ağır gelen şeylere, davam ve partim adına zatınıza büyük bir hüsnü zan ve lidere itimat düsturuyla sabrettim. Bir daha okuyalım mı cümleyi? Bu cümleyi unutmayın, çünkü bu cümle Türkiye'de siyasetin son 14 yıldır nereden nereye geldiğini, siyasetin kimin için yapıldığını gösteriyor bize. Çok net bir şekilde siyasetin kimin için yapıldığını gösteriyor. Ben sizlerle birlikte olduğum süre içinde nefsime çok ağır gelen şeylere, davam ve partim adına zatınıza büyük bir hüsnü zan ve lidere itimat düsturuyla sabrettim. Zamanını bırakın, zamanında söyleyecekti değil, benim anlatacağım o değil. Bakın, bu cümlelerden sonra konuşulanları, yani Dolmabahçe görüşmesine ilişkin olarak etrafta konuşulanları, bilinenleri, söylenenleri teyit etmek ya da reddetmek yerine şöyle bir şey yapmayı tercih ediyor Bülent Arınç. Diyor ki, Dolmabahçe görüşmesi hakkında söylediklerine ilişkin: bu konudaki son sözüm şudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Yalçın Akdoğan'ı ne kadar çok sevdiğini ve güvendiğini bildiğim için Dolmabahçe görüşmesi ve detaylarına dair tüm bildiklerimi tarih huzurunda Sayın Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ediyorum. Yani orada yaşananlar, bu cümlenin altından siz ne anlıyorsunuz? Ben yaşananları biliyorum. İlk okuduğum cümleyle birleştirin, ama lidere sadakat ve davamın arkasında olduğum için söylemiyorum. Ama yaşananları biliyorum ve Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ediyorum. Buradan çıkan sonuç şu: hani baştan beri hep konuşuyoruz ya, siyaset nereden nereye geldi diye. Siyasetin namusu, bahsedilen siyasetin namusu, halka karşı dürüstlük namusudur. Nereden biliyoruz bunu, biliyor musunuz? Bakın şimdi anlatayım size. Anayasanın 81. maddesinde milletvekili seçilenin milletvekilliği görevinin başlaması için, ki daha önce geçmişte yaşanan pek çok olayda işin asıl başlangıç noktasının bu olduğu Yüksek Seçim Kurulu tarafından da teyit edildi. Milletvekili yemini var. Bakın ne diyor o yeminde: devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim. Bakın, burada bahsedilen sadakat lidere sadakat değil. Bu insanlar 14 sene önce bunun için yemin ettiler. Çıkıp meclis kürsüsünden,
Burada anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma diyor. Liderime sadakatten demiyor. Biz bugün yangın yeri içinde yaşıyorsak eğer, Türkiye yangın yerine dönmüşse, doğuda çatır çatır insanlar ölüyor, kanları akıyorsa orada, asker, subay, sivil, çoluk, çocuk, hiç fark etmez. İnsanlar, bu ülkenin insanları ölüyorsa, anayasaya sadakatten mi, yoksa lidere sadakatten mi bahsetmek gerekiyor acaba? Bakın burada Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim diyor. Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ederim demiyor. Değil mi? Öyle bir cümle yok burada. Peki şimdi yayının başlığına dönelim. Bülent Arınç'ın anlatmadıklarını kim anlatacak o zaman bize? Sosyal medya üzerinden retweet edenler mi? Ya da çıkıp sütre gerisinden, perdenin arkasından bir şey söylüyormuş gibi davranan ama aslında tek bir cümle bile söylemeyenler mi? Bugün köşe yazılarında o kadar çok destek var ki, mesela bir grup insan AKP ile arayı bulmanın yolunu, yani geçmişteki gerginliği, 1 Kasım öncesi gerginliği telafi etmenin yolunu köşe yazılarında Bülent Arınç'ın aslında ne kadar doğru söylediğini ve AKP içinde kendisine aslında destek vermek isteyen ne kadar çok insan olabileceğini anlatmaya ayırmışlar. Bakın bugün mesela bir dönem başbakanın en yakınındaki isim Akif Bekir'in yazdıklarını okumanızı tavsiye ediyorum size. Bülent Arınç'ın ne kadar haklı olduğunu söylüyor ve ne kadar iyi bir söz ustası olduğunu belirterek aslında sözlerinin belki Türk siyaset tarihinde bile çok dikkatli incelenmesi gereken siyasi belagat alanında önemli laflar olduğunu söylüyor. Hemen komşusu ki çok sık papaz olurlar biliyorsunuz. Ertuğrul Özkök de Bülent Arınç'ın aslında ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatmış. Ben burada anlattım ya daha önce, hem de 3 ay önce belki yayının başlarındaydı. İyilik kötülük tartışmıyoruz biz burada. Bu başka bir şey. Lütfen sözlerimi dikkatli anlasın herkes. Bakın burada ne diyor? Bildiklerimi Dolmabahçe görüşmesi ve detaylarına dair tüm bildiklerimi tarih huzurunda Sayın Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ediyorum. Anayasanın 81. maddesi milletvekili yemininde Yalçın Akdoğan'ın namusundan bahsetmiyor. Kendi namusuna göre yemin edeceksin diyor. Ve Sayın Arınç da buna göre yemin etti. Bir açıklama daha var. O da diyor ki lidere itimat düsturu davam ve partim adına ben sabrettim. Burada sadece milletin, vatanın ve milletin bekası için, onun geleceğinin iyiliği için çalışmaya azmedilmesi, sabredilmesi gerektiği söyleniyor. Tekrar dönelim. Şu saatte bir yargılama başladı. Ankara'da sizler de görmüşsünüzdür, özellikle sosyal medya üzerinden sıkça görmüşsünüzdür son gün paylaşımda. Siyasal Bilgiler Fakültesi hocalarından bir tanesi Barış Ünlü, dün de bahsetmiştim. Onun anlattığı bir derste kullandığı iki örnek gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Bugün saat 9'da, yani biz yayına başladığımız sırada, şu anda devam ediyor. İnsanlar sözlerinden dolayı yargılanıyor. Ama o sözler, mesela Barış'ın derste anlattığı, kullandığı o metin, Anayasa Mahkemesi tarafından da suç unsuru bulunmadığı belirlenmiş bir metin. Ama burada sözlerinden dolayı yargılanırken insanlar, bakın burada söylemediklerinden dolayı kimse ağzını açmıyor. Neden? Ortada namus var. Kimin namusu? Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne ilişkin edilmiş yemin metnindeki namus mu? Yoksa Sayın Arınç'ın söylediği gibi Sayın Yalçın Akdoğan'ın namusu mu? Biz neden Yalçın Akdoğan'a güvenmek zorunda olalım? Böyle bir demokrasi olabilir mi sizce? Ben çok şey biliyorum ama konuşmayacağım çünkü Yalçın Akdoğan'ın namusuna güveniyorum. İyi de biz neden güvenmek zorundayız? İkili ilişkilerinizde, aranızda herhangi bir şey varsa güvenin birbirinize. Biz güvenmek zorunda değiliz kimseye. Bizim tek güvencemiz var. Hani Cumhurbaşkanı'nın çok sık söylediği, ikide bir sıkıştığında söylediği, sandık gelir sandıkta hesaplaşırsınız. Sandık. Sadece sandık, seçim güvenliği. Onun dışında bu yemine güveniriz. Milletvekili olarak çıkıp kürsüde bu yemin ettikten sonra buna güveniriz.
Bu metin, bu yemin metninde Yalçın Akdoğan'ın namusuna güvenirim, emanet ederim demiyor. Lidere sadakatten hiç bahsetmiyor. Lidere sadakatten ayrılmayacağıma demiyor mesela. Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma diyor. Ve 8 Haziran'ın üzerinden çok zaman geçmişken, hani Ankara'yı parsel parsel satan, kendi ifadesi, benim ifadem değil, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'yı parsel parsel nasıl sattı 8 Haziran'dan sonra açıklayacağım dedi Sayın Nedim. Doğru mu? Peki biz bunu nasıl okuyacağız şimdi? Lideri izin vermediği için mi anlatıyor? Bu söylediğinden o çıkıyor. Ya da bunun için de mi mesela birinin namusuna güvenmek zorundayız biz? Ama buradan çıkan, ben siyasi bütün yetkilerimi devrettim. 14 yıl boyunca ağzım açmadıysam liderime sadakatten ayrılmamak için her şeyi, bilgimi, birikimimi, siyasi ahlakımı, her şeyimi devrettim demek bu açıklama. Artık bundan sonra insanlar da bunu söyleyebilir demek. 14 sene içinde hani özellikle belirli bir çevrede Bülent Arınç'la ilgili olarak işte AKP'nin vicdanı falan ifadesi kullanılmıştı. Çok sıkça kullanılmıştı hem de sizler de duymuşsunuzdur. Ben de o soruyu soruyorum işte. Berta Bey. Aynen bunu soruyorum. Kime güveneceğim? Kaldı ki burada kimsenin namusluluğu, namussuzluğu değil sorun olan. Ama neden ben güveneyim? Anayasa bu metinle birlikte halkın önünde bu yemini edeceksin, içeriğine inanarak, ikna ederek edeceksin demişse ben niye güveneyim başkasına? Ama bakın burada Sayın Arınç öyle diyor. Liderime sadakatten ayrılmadığım için sabrettim. Peki biz? Sizin lideriniz bizim liderimiz olmak zorunda mı? Bu nasıl demokrasi? Ya da siz içeriğiyle ilgili çok şey biliyorum, Dolmabahçe görüşmeleriyle ilgili çok şey biliyorum. Ama Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ediyorum. Üstelik tarih huzurunda. Zannedersiniz ki Yalçın Akdoğan Herodot. Tarih onun huzurunda gerçekleşiyor. O da oturup yazıyor tarihi. Kimin tarihinden bahsediyorsunuz siz? Koskoca bir ülkenin 14 yılından bahsediyoruz. Hiç kimse kusura bakmasın. Ben bileceklerimi herhangi birinin namusuna emanet etmiyorum. Kendime emanet ediyorum. İnsanlık ahlakına emanet ediyorum. Ama böyle bir yere emanet etmiyorum. Şu açıklamayla Sayın Arınç artık kendini siyaseten tamamen bitirmiş oldu. Tamamen bitirmiş oldu. Şu cümle var ya, sizlerle birlikte olduğum süre içinde nefsime çok ağır gelen şeylere davam ve partim adına zatınıza büyük bir hüsnü zan ve lidere itimat düsturuyla sabrettim. Bu bitti. Yani çünkü burada anlatılan siyasi kariyer, bize özetlenen siyasi kariyer, ben yokum. Davamın başındaki adam var. Hep burada bu yayınlarda da söyledim ya, kendine has çok değişik bir ahlak anlayışı var Bülent Arınç'ın. Asla partisinin çıkarları dışında bir şey yapmaz. O yüzden hani kavga başladı, gürültü başladı, o oyunun üstüne atladı. Bunları bırakın. Arınç bunun tarafı olacaksa eğer, başka bir gerekçeyle olur. Ama şu cümle artık her şeyin bittiğini gösteriyor. Çünkü bir öncesindeki tehdit ifadesi, korkutma ifadesi, yani ben zaten biliyordum Dolmabahçe ilişkin, ben biliyordum, hala da biliyorum. Ama tarih huzurunda Yalçın Akdoğan'ın namusuna emanet ediyorum. Ben Yalçın Akdoğan'ın yerinde olsam, bugün çıkar derim ki, benim namusuma değil, kendi namusuna güven. Bu cümleyi etmek zorunda Yalçın Akdoğan. Benim namusumu emanet etme. Çünkü o zaman töhmet altında bırakılan kendisi olacak. Yani bu cümle şu demek çünkü. Hepimiz hani kafası az buçuk çalışan, ayakkabısını bağlayabilen, çatal kaşık tutabilen insanlarız değil mi? Bu zeka düzeyi yetiyor çünkü. Bu cümlenin anlamı şu. Benim bildiğimi sen de biliyorsun. Ben saklıyorum, sen de saklıyorsun. Ve ben saklamaya devam edeceğim. Senin namusuna bıraktım. Hadi hayırlı olsun. Ben isterim ki eğer böyle bir şey benim başıma gelmiş olsa, çık ne biliyorsan anlat. Benim namusuma güvenme. Çünkü ben namusuma güveniyorum ama senin ne anlatacağını bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bugün biraz anayasadaki milletvekili yemin metniyle Bülent Arınç'ın anlattığı metni karşılamak zorunda kaldık.
karşılaştırmak zorunda kaldık. Çünkü yaşadığımız bunu gerektiriyor. Çünkü yaşadığımızın içinde bu bölümü konuşulmuyor. Oysa konuşmak zorundayız. Bakın anayasada, anayasanın içinde 81. maddede buz gibi, boru gibi yazıyor. Kimin namusu üzerine yemin edildiği, kime sadakatten ayrılınmayacağı burada yazıyor. Ve bu bahsedilen, hani benim de sıkça eleştirdiğim 12 Eylül döneminin faşist anayasası. Ama onun içinde bile yazıyor. Yemin metni çok kötü, çok karışık, böyle Türkçe olmaz, rezalet bu. Ama kullandığımız bu. Ve orada kime sadakatten ayrılmamak gerektiğini, kimin namusu üzerine yemin edildiği çok net yazıyor. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için, benim çalışma odama lütfedip misafir olduğunuz için ama en önemlisi değer verip dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Çünkü bizler bir araya gelip konuşamazsak eğer, bir takım adamlar çıkıp bir şeyler anlatıyorlar, bir takım adamlar onlara inanıyor ve doğruymuş gibi ortada abuk sabuk yeni bir talimat gelene kadar onu konuşmaya devam ediyorlar. Oysa gerçeğin değişmemek gibi bir durumu var. Siz doğrudan ayrılmazsanız, hep doğrunun yanında durursanız, bu adamlar bir süre sonra dönüp yanınıza gelmek zorunda kalıyorlar. Bu iğrenç bir şey. Doğru. Görmek istemediğiniz bir sürü insanı görüyorsunuz orada. Çünkü onlar da sıkıştıkları zaman doğrunun yanında mevzilenip yanınıza geliyorlar. Olsun. Doğrudan ayrılmamak da, bildiğini söylemek de, bildiğini söyleyebilmek de, şöyle kıvranıp durmamakta fayda var. Kıvranmamak gerekiyor. Ne biliyorsanız söyleyeceksiniz. Çünkü anayasa liderine sadakat göster demiyor. Bana sadakat göster diyor. Eğer demiyorsanız, mesela bence bu saatten sonra Sayın Arınç'ın hukukçuyum falan demesine hiç gerek yok. Gerçekten yok. Burada çünkü bir hukuk adamının neye sırtını yaslayacağı, neye güveneceği, neden hareket edeceği burada çok net yazıyor. Kendisi de çok net anlatmış. Karşılaştırınca tutmuyor. Biz bir araya geleceğiz, konuşacağız ki sesimiz yüksek çıksın. Yoksa başkasının abuk sabuk sözleri doğruymuş gibi çınlıyor ortalıkta. Bunun için de birlikte konuşmak zorundayız. Anlatmak zorundayız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.